Beyza Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bizimle atanan bir öğrencimizsiniz. Bu yüzden sizi kısaca tanımak istedik. Adım Beyza, soyadım Asım Açık. Gaziantep'e atandım. Fen bilimleri öğretmeniyim. Branşım fen bilimleri. Kaç puanla atandınız hocam? Ben 80 puan aldım. Peki branşınızda kaçıncı oldunuz, hatırlıyor musunuz? 252. oldum. Şu an görevinizi yapıyorsunuz. Harika bir duygu olsa gerek. Emek verip karşılığını almak çok güzel kesinlikle. Evet, çok güzel. Peki nasıl çalıştınız? Sınava nasıl hazırlandınız? Diplomadan önce 2 sene boyunca dershaneye gittim. Hı-hı. Dershane sınıfında olmadı. Zaten tek üzerimde tercih ettiğim sebeplerinden bir tanesi buydu. Çalışmaya da başladım. Ücretli öğretmenlik yaptım. Eğitim merkezinde çalıştım. Ama baktım ki olmuyor. Sonra tekrardan bir hazırlanma sürecine girdim. Dershane çok fazla zaman kaybediyordu. Yol açısından hani dershane uzak, git gel geldiğimde çok yoruluyordum. Zaman kaybı oluyordu benim için. Verim de alamadım. Yetişemeyen konular olmuştu alan derslerimde mesela. Peki siz Tekuzem'le nasıl tanıştınız? Nasıl keşfettiniz Tekuzem'i? Son sene kendim hazırlanmaya karar vermiştim. Bir arayışa girdim. Hani bu nasıl olabilir? Yurttanlık çalışayım diye düşündüm. Ama baktım orada bir düzen yok. Bulamıyorum videoları. Arıyorum, olmuyor. İnternet araması sonucunda buldum ben Tekuzem'i. Daha sonra inceledim ve Tekuzem'le derslere o şekilde başladım. İnternetten buldum yani. Peki dersleri faydalı buldunuz mu? Nasıl oldu sizin için Tekuzem süreci? Dersler kesinlikle faydalıydı. Özellikle alan konusunda artık yetiştirmemi sağladı. Evet, aslında böylelikle zamanı yönetmeyi de öğrendik. Bunları yetiştirebilmeyi öğrendik. Peki Tekuzem'in rehberlik hizmeti sizce faydalı mı? Evet, kesinlikle faydalı. İnsan çünkü motive ediyor, motive oluyorsun. Sizinle iletişime geçmeleri de çok iyi. Atandım ve hala aramaları da devam etti. İşte nasılsınız, şu an ne durumdasınız diye, o da çok güzeldi. Yani aslında bir bütün oluyoruz öğrencilerimizle. Belki uzaktan eğitim ama biz o uzakları biraz yakın kılmayı seviyoruz bence. Yani kurduğumuz bağ gerçekten uzun bir süre devam ediyor. Sizce Tekuzem'in en büyük avantajı, hani baktığımız zaman evet güzel bir eğitim aldığınızı söylüyorsunuz ama sizin için en büyük avantajı neydi? Zaman, gerçekten zaman. Çünkü dediğim gibi zaman konusunda büyük avantaj sağlıyor. Yol sıkıntısı yaşadığım için hani ben dışarı çıkmadım. Evimde uzaktan eğitimde de Tekuzem'le birlikte derslerimi ilerlettim. Bu şekilde faydalı oldu bana. Sınava hazırlanan öğrencilere neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz bu süreçte? Kesinlikle pes etmemelerini tavsiye ederim. 2 sene işte dershaneyle hazırlandım. Benim hazırlandığım zaman da 4 tane yakın arkadaşım vardı. 3'ü atandı, ben atanamadım dershane zamanında. Ama pes etmedim. Pes etmedikten sonra da o son süreçte gerçekten bunun meyvesini yedim. O yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum. Tavsiyem pes etmemeleri. Kesinlikle. Değil mi? Emek veren aslında karşılığını görüyor bu süreçte. Yani... Peki tercih sonuçlarınız açıklandığı an, atandığınızı gördüğünüz o an neler hissettiniz, neler yaptınız? O sonucu gördüm, sıralamayla birlikte açıklanmıştı bir de. O da bir çok değişikti. İşte orada sıralamayı gördüm, oldu diye yani ve zıplayarak evin içinde dolandım o ara. Peki hocam, son olarak Tekuzem'e hazırlanan, sınava hazırlanan öğrencilere, adaylara önerir misin? Yani kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi özellikle büyük şehirde yaşayan öğrenciler varsa çok büyük avantaj sağlar. Evet, özellikle yolda zaman kaybetme sürecinde. Sizler artık hedefinize ulaştınız, artık hayallerinize kavuştunuz, öğrencilerinize kavuştunuz. Bize bu gururu yaşattınız. Ben öncelikle kendi adıma, Tekuzem adına size çok teşekkür ediyorum bu gururu bize yaşattığınız için. Emeğinizin karşılığını aldınız, kendinizi gururlandırdınız, sevdiklerinizi gururlandırdınız. Dilerim öğrencilerinizden de böyle başarılar görürsünüz. Siz de onlarla gururlanırsınız. Bir eğitimci için en güzel motivasyon kaynağı budur bence. Karanlık bir dönemden tekrardan Tekuzem aracılığıyla bu noktaya ulaştım. Bu yüzden teşekkür ediyorum ben de. Biz teşekkür ediyoruz. Hayatınız ışıklarla da olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar inşallah görüşmek dileğiyle.